Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle günay yayınları Zoom serisi matematik soru bankası kavrama testi 4'te dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak birinci sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıdakilerden hangisinde verilen iki sayı aralarında asaldır diye soruyor. Biliyorsunuz gençler aralarında asal sayıların birden başka ortak böleni yoktu. Şimdi şıklarımıza bakalım. 7 ve 28 gençler. 7, 1 ve 7'ye bölünür. 28 gençler 1'e, 2'ye, 4'e, 7'ye ve 28'e, 14'e ve 28'e bölünür. Yani 28'in içerisinde aynı zamanda 7 çarpanı olduğu için aralarında asal değildir. B şıkkına bakıyorum 6 ve 33. Gençler 6 dediğimiz sayı aslında 2 kere 3 demektir. 33 de 3 ile bakın 11'in çarpımıdır. Yani her ikisinde de 3 çarpanı olduğu için aralarında asal değillerdir. Şimdi C şıkkına baktığımız zaman 51 sayısı bakın topladığımız zaman rakamları toplama 6'dır. Ve ne yapar gençler? 3'e tam bölünür. Evet 51 dediğimiz aslında 3 çarpı 17'dir diyorum. Bakın burada zaten 3 var. Her ikisinde 3 olduğu için evet, 3 ile 51 aralarında asal değillerdir. Şimdi D şıkkına geldiğimiz zaman 8 asal çarpanları ayırırsak 2'nin 3. kuvveti demektir. 45'i asal çarpanlara ayıracak olursam şu kenarda ayırarak gösterelim gençler. Evet 3'e böldüm 15 3'e böldüm 5 5'e böldüm 1'dir. Yani 45 dediğimiz sayı aslında 3'ün karesi çarpı 5'tir. Yani 8'in içerisinde sadece 2 çarpanı var. 45'in asal çarpanı olarak 2 var. 45'te 3 ve 5 var gençler. Bakın ortak asal çarpanı olmadığı zaman nedir? Aralarında asallardır diyoruz. Ve D şıkkını sorumuzun doğru yanıtı olarak gösteriyoruz. İstersek şöyle de gösterebiliriz. Bakın 8'i ve 45'i çarpanlarına ayırarak gösterelim. 1 çarpı 8 2 çarpı 4. Yani 8'in çarpanları 1, 2, 4 ve 8'dir. 45'in çarpanları 1 çarpı 45. 2'ye bölünmez 3 çarpı 15. Bir de 5 çarpı 9'dur. Bakın 1, 3, 5, 9, 15 ve 17'dir. Ortak çarpan sadece 1'dir diyorum. Ve D şıkkında 8 ve 45 aralarında asaldır diyoruz. Evet. Devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. 18 ile K5 2 basamaklı sayısı aralarında asal ise K en fazla kaç farklı K5 sayısı yazılabilir diye soruyor. Şimdi gençler önceki K5 dediğimiz sayıları bakın onlar basamağındaki ne olabilir? 15 olabilir. 25 olabilir. 35 olabilir. 45 olabilir. Önce alabileceği değerlerin her birisini yazıyorum. 75 85 ve 95. Peki 18 dediğimiz sayı aralarının asal olduğuna göre o halde 18'in çarpanlarına bakacağım gençler. 18'i ister normal çarpanlarına ayıralım. 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6'dır. Bakın burada ayıracağımız aslında 2'ye ve 3'e bölünen sayılar 15'te 18'de aralarında asal olmayacak diyeceğiz. Yani asal aralarında asal olması için 2 ve 3'e bölünmemesi gerekir diyorum. Şimdi 15 sayısı gençler 3'e bölünür. O halde nedir? Eğer 15 sayısı ile 18 sayı aralarında asal olmazlar. Çarpı koyalım. 25 sadece gençler 5'in karesi şeklindedir. Yani 5'e bölünebilir. O halde 18 de aralarında asaldır. 35 5 çarpı 7 demektir gençler. Evet. Bakın 2 ve 3'e bölünmediği için 18 aralarında asaldır. 45 Gençler 3'e bölecek olursam 3 çarpı 15 gibi yazabilirim. Bakın ne olur? 18 aralarında asal olmazlar. 45 5 çarpı 11 şeklinde yazılır. Evet 18 de aralarında asaldır. 65'i 5 çarpı 13 diye yazarız gençler. 18 de aralarında asallardır. Evet 75 3'e bölünür arkadaşlar. Bakın 3 çarpı 25 diye yazabiliriz. Aralarında asal olmazlar. 85 5 çarpı 17'dir gençler. 5 çarpı 17'dir. Evet başka 3'e bölünür mü? 2'ye bölünmez. 3'e de bölünmez diyorum. Yani 18'de aralarında asallardır. 95'te 5 çarpı 19 demektir. Yani 2'ye ve 3'e bölünmediği için 18'de aralarında asallardır. O halde şöyle kalemimizin rengini değiştirerek alabilecek değerler nelerdir? Bakın 25 olabilir. 35 olabilir. 55 65 85 ve 95 olabilir. Peki kaç farklı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı değer alır. Ve B şıkkı da sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet devam edelim. Üçüncü soruya geçelim. Evet gençler üçüncü soruya geldiğimiz zaman aşağıda modelde birbirine bağlı kare ve üçgenler içindeki yazılı sayılar ile ilişkilendirilmiştir. Verilen modeldeki ilişkiye göre A artı B toplamının doğal sayı değeri en az kaçtır? Gençler A artı B'nin en az olması istiyor. Burası önemli. Şimdi öncelikle ilk kare ve üçgenlere baktığımız zaman bakın 20 ile 12'nin gençler kırmızı bize aslında 20 ile 12'nin ekoku 60'tır. O halde kırmızı bize ekoku bulmamız gerektiğini söyleyecek. Yeşile baktığımız zaman da 36 ile 24'ün ebobu 12'dir. Demek ki yeşilde bize ebobu bulmamız gerektiğini söylüyor. Şimdi gençler sağdaki şekle baktığımız zaman öncelikle B'yi rahat bulabiliriz. Bakın burada yeşil olduğu için ne yapacağız? EBOB'unu bulacağım. 32 ile 40'ın EBOB'unu bulacağız. Yani en büyük ortak bölenini bulacağız diyorum. Şöyle asal çarpanlarını ayıralım ve EBOB'unu bulalım. 32 ile 40'ı 2'ye bölerek başlıyorum. 32'yi 2'ye böldüm 16. 40'ı 2'ye böldüm 20. Her ikisini böldüğü için işaretledim. Tekrar 2'ye bölüyorum. 8 10 her ikisini böyle işaretledim. 2'ye böldüm 4, 5. Her ikisini işaretledim. Gençler bakın 4 ve 5 aralarında asallardır. Başka ortak bölünü yoktur. İstersek burada bırakabiliriz. İstersek devam da edebiliriz. Bakın 2'ye böldüm. 1, 5. 5'e böldüm 1'dir. O halde 32 ile 20'nin 40'ın EBOB'u ne çıktı gençler? Bakın 3 tane 2'nin çarpımı. 8'dir diyorum. Demek ki B'nin değeri 8'dir. Peki şimdi en az istediğine göre gençler. O halde A'yı bulurken şöyle düşüneceğim. Önceki 200'ü asal çarpanlara ayırmak istiyorum. Bakın bir 200'ü ayıracağım bir de 40 ayıracağım. Dikkat edelim. 2'ye böldüm 100. 2'ye böldüm 50. 2'ye böldüm 25. Evet 2'ye ve 3'e bölmez 5'e böleriz. 5'e böldük 5. 5'e böldüm 1. O halde 200'ü yazarken 2'nin 3. kuvveti çarpı 5'in karesi şekli yazıyorum. Bir de 40'ı asal çarpanlarına ayıralım. Daha sonra sorumuzu yorumlayalım. 2'ye böldüm. 20. 2'ye böldüm. 10. 2'ye böldüm. 5. 5'e böldüm. 1'dir gençler. O halde ben 40'ı yazarken ne yazıyorum? 40 eşittir. 2'nin üçüncü kuvveti çarpı 5 demektir. Aslında 5'in birinci kuvvettir diyoruz. Peki arkadaşlar şimdi öyle bir A sayısı söyleyeceğim ki. Şimdi biz biliyorsunuz asal çarpanları çarpmış şekline yazdığımız zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Az istediğimizde unutmadan konuşuyoruz. Ortak tabanlardan üstü büyük olanı alıyorum. Bakın 2 üzeri 3 var. Şimdi öyle bir A sayısı yazacağım buraya. Şimdi 2 üzeri 3 var. A'da arkadaşlar 2 üzeri 3 de bakın burada az istediğim için istersen ben 2 üzeri 3'ü almayabilirim. Şimdi öyle bir A sayısı yazacağım. 2 üzeri 3 burada olduğu için direkt 2 üzeri 3 40'tan gelsin istiyorum. Şimdi bu 5 üzeri 2 olduğu için gençler bakın burada 5 üzeri 1 var. Şimdi üstü büyük olanı alacağım için bunu A'dan geldiği düşüneceğim. Yani A'dan gelen sayı 5 üzeri 2 olacak diyorum. Bakın buradaki 5'i almıyorum. Ortak olmayan sayıda almama gerek yoktu. Pardon. Ortak olmayan sayıda alacaktık. 2 üzeri 3'ü de buradan geldi diye düşüneceğim. O halde A'nın değeri en az 5'in karesi yani 25 olmalı diyoruz. Şimdi A'ya 25 dersem 25 ile 40'ın ek okum. 200 çıkar diye düşüneceğiz. Peki bunu nasıl yaptık? Tekrar edecek olursak 200'ü ve 40'ı asal çarpanlara ayırıyorum. Daha sonra gençler 2 üzeri 3 40'tan gelsin istiyorum. Bakın 5 üzeri 2'nin mutlaka olması gerektiği için bu da A'dan gelsin istiyorum ve 5 üzeri 2'yi A'dan getirdiğimi diyorum. Ve A'nın değerini 25 olarak yazıyorum. Peki bizden istediği neydi? A artı B idi. 25 artı 8'den toplamları 33 olur diyoruz ve B şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet sayfamızı temizleyerek dördüncü soruya geçelim. Evet, dördüncü soruya geldiğim zaman 48 kilogram şeker ve 80 kilogram tuz birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükte poşetlere doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç poşet gerekir? Şimdi gençler poşet sayısının az olması için poşetlerin aldıkları şeker ve tuz miktarının en fazla olması gerekir. Yani en fazla olması da ne demektir? 48 ile 80'in en büyük ortak böleni olması gerekir diyorum. O halde 48'i ve 80'i en büyük ortak bölenini bulmak için asal çarpandan ayırırım. 2'den başlayarak bölelim. 48'i 2'ye böldüm 24. 80'i 2'ye böldüm 40. Her ikisini böldüğü için işaretledim. Tekrar 2'ye böldüm 12. 20 her ikisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 6, 10. Her ikisini böldü işaretledik. 2'ye böldüm 3, 5. Her ikisini böldü işaretledim. 3'e böldüm 1, 5 bölünmez. 5'e böldüm 1'dir. Gençler o halde 48 ile 80'i bölen en büyük sayı, en büyük ortak bölen 1, 2, 3, 4 tane 2'nin çarpımı. Yani 2 üzeri 4 demektir. Bu da 16 eşittir. Peki kaç tane poşet gerekir? Bakın şeker arkadaşlar 48 kilogramdı. 48'i 16'ya bölüyorum. Şeker için 3 poşet gerekir diyorum. 80'i 16'ya bölüyorum. Evet su tuz 80 kilogramdı. Bunu 16'ya bölelim. Buraya da 5 paket veya 5 poşet gerekir diyelim. Topladığımız zaman 3 artı 5 Evet. En az 8 poşet gerekir diyorum. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet. Devam edelim gençler. 5 soruya geçelim. X ve 18 sayıları pozitif tam sayıdır. X ve 18'in ebobu gençler 6 ve x küçüktür 50. Olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler ebobları 6 olduğuna göre şimdi hem x hem de 18 nedir arkadaşlar bizim için? 6'nın katı olmak zorunda. Şimdi ben o halde şöyle düşüneceğim. x sayısı 6'nın bir katı olacak ve 18 sayısı zaten 6'nın 3 katıdır. Burada gençler EBOB'ları 18 e, EBOB'ları 6 olduğuna göre şöyle düşüneceğiz. K ve 3 bakın burada kendinin olması gerekir K ve 3'ün aralarında asal olması gerekir diyorum ki ne olsun ebopları 6 olsun diyoruz. Şimdi k ile 3 aralarında asal olacak ama aynı zamanda k'ye öyle bir değer vereceğim ki x'in değerini 50'den küçük yapacak. Şimdi ben eğer k yerine arkadaşlar 1 verirsem k yerine 1 verirsem x eşittir ne olur? 6 çarpı 1'den 6 olur. Peki k yerine 2 veriyorum. 6 çarpı 2'den 12 olur. K yerine 3 verirsek arkadaşlar. Ne olur arkadaşlar? K yerine 3 verirsek. Bakın 3 ile 3 aralarında asal değildir. Ondan dolayı ne çıkar? 18 çıkar. 18'de 18 ile 18'in ebopları da 18 olur arkadaşlar. Devam ediyorum. K yerine 4 veriyorum. 6 kere 4. 24 olabilir. Devam edelim. K yerine 5 verecek olursam. Bakın 3 ile 5 aralarında asaldır. O halde x eşittir. 6 çarpı 5'ten 30 olur. Evet k yerine 6 veremeyiz gençler. Çünkü 3 ile 6 aralarında asal değildir. k yerine 7 verirsem 6 çarpı 7 42 yapar diyorum. Evet başka değer vermem gençler. 8 verirsem zaten pardon 8 de verebiliriz. Evet 3 ile 8 de aralarında asaldır. Ve x'in değeri 6 kere 8'den 48 olur. Evet arkadaşlar bakın burada K yerine gelebilecek değerler 1, 2, 4, 5, 7 ve 8'dir. O halde X'in alabileceği değerler de 6, 12, 24, 30, 42 ve 48'dir. Ben de bunların toplamını istedim. Şöyle yazalım. 48, 42, 30, 24, 12 ve 6 diye yazıyorum ve topluyorum. 8, 2 daha 10, 16, 20, 22. Elde var 2. 4, 8, 11 12 13 14 2 de elde var 16. Evet 162 olması gerekir. Evet, x'in alabileceği değerler toplamı diyorum ve B şıkkını doğru yanıt olarak gösteriyoruz. Evet, devam edelim. 6. soruya geçelim. Aşağıda uzunlukları verilen yolların bir tarafını eşit aralıklarla aydınlatma direkleri dikilecektir. Yolun uç kısmından başlamak şartı ile en az kaç tane aydınlatma direğine ihtiyaç vardır diye soruyor. Şimdi gençler aydınlatma direğinin en az olmasını istiyor. Şimdi en az olmasını istiyorsa ne yapmam gerekir? Aralıkların eşit olduğuna göre. O halde 600 ile 480'i eşit aralıklara böleceğim. Ve en az istediği için aslında 600 ile 480'in en büyük ortak bölenini bulmamız gerekir diyoruz. O halde 600'ü ve 480'i Şöyle ne yapalım gençler? Şeklimizi alalım. Asal çarpanları ayırarak EBOB'ları bulalım. İkiden başlayarak bölüyorum gençler. 2'ye böldüm 300. 2'ye böldüm 4, 240. Ortakları işaretliyorum. 2'ye böldüm 150. 240'ı 2'ye bölersek 120 yapar. Ortak olduğu için işaretledim. 2'ye böldüm 75. 122'ye bölersek gençler nedir bizim için? 60 orta konu işaretledim. 2'ye böldüm 75 bölünmedi. 60'ı böldüm 30. Evet. 2'ye böldüm 15. 75 bölünmedi. Evet 2'ye bölünmez 3'e bölelim. 25 5 işaretledim. 5'e böldüm 1 5 ortak olduğu için işaretledim. Tekrar 5'e böldüm 1. Baktığımız zaman 1, 2, 3 tane 2'nin çarpımı 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 demektir. Gerçekten bu ne demektir? 2 üzeri 3, 8 çarpı 3 çarpı 5 8 kere 3, 24, 5 ile çarparsak 120 olur diyoruz. Bu da 120 metredir. Peki 120 metre arkadaşlar bizim için aralık sayısıdır. Unutmayalım. Bakın 600'ü 120, 120 ayıracak olursam arkadaşlar şöyle göstereyim. Şuraya kadar 600 olsun. 1, 2, 3, 4, 5 tane aralık yapar. Bakın buradaki direği unutmayacağız. 480'i 1, 2, 120, 240, 360 ve 480 yaptı. Şöyle bunların hepsi direk olsun diyoruz. Evet, saydım zaman arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane direk yapar diyorum. Ve C şıkkını doğru yanıtı olarak gösteriyorum. Evet. Devam edelim. Yedinci soruya bakalım. Dikdörtgen biçimindeki bahçe şeklindeki, şekildeki gibi alanları verilen iki parça ayrılmıştır. İki parçanın kenar uzunlukları metre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre bahçenin çevre uzunluğu en az kaç metredir? Şimdi gençler çevre uzunluğu şöyle düşüneceğiz. Çevrenin en az olmasını istediğini dikkat ederek konuşuyoruz. Şimdi örneğin ben buraya bir 75 diyecek olursam bakın biri ortak kenarı kabul edelim. Burası 105 olur. O halde 75 ile 105 toplarsam 180 olur. Bakın burası da 180 olur diyorum. O halde 180, 180, 361 metre burada. 1 metre de burada. 362 yapar. Bu bizim için çevrenin en büyük değeridir. O halde çevrenin en az olması için arkadaşlar şöyle temizleyelim. Ortak olan bu kenarın en büyük olması gerekir diyorum. O halde 75 ile 105'i en büyük bölen ortak sayıyı buluyorum. Yani en büyük ortak bölenlerini bulacağız diyoruz. Şöyle EBOB'unu bulalım gençler. 3'e böldüm 25. 105'i 3'e böldüm 35. Her ikisini böyle işaretledim. 5'e böldüm 5. 7. E, her ikisini böldüm işaretledim. 5'e böldüm 1. 7. 7'ye böldüm 1'dir. Yedi. O halde EBOB'ları 75 105 yazıyorum. 3 çarpı 5'ten 15'tir. Demek ki ortak olan kenar 15 metre gençler. Şimdi 15 metre ise ben 15 ile kaçı çarparsak 75 olur. Bakın burası 5 olur. 15 ile 9'u pardon 6 desem 90 yapar. 7 dersek 15 çarpı 7 105 yapar. Burası da 7 olur. Bakın 15 çarpı 7 diyorum. 7 kere 5. 35. Elde var. 3. 7 kere 1. 7. 3 daha 10. Evet. Şimdi o halde uzun kenarın tamamı 5. 7 daha 12 metredir. E burası da 15 metre. Bakın burası 12. Burası da 15. O halde çevre 15'te 12'yi toplar 2 ile çarpabilirim. 2 çarpı 15 artı 12. O halde 2 çarpı 15 12 daha 27 yapar. 2 ile 27'yi çarpacak olursak da 54 metre olur. Çevre uzunluğu en az diyorum ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet devam edelim. 8. soruya geçelim. Aralarında asal olan x ve y doğal sayıların en büyük ortak böleni 1'dir. Gençler zaten aralarında asal sayıların ebobları her zaman 1'dir x çarpı y 24 olduğuna göre x artı y toplamı en fazla kaçtır? Şimdi gençler çarpımları 24 olan sayıları düşüneceğim. Ama aynı zamanda aralarında asal olma şartını uygulayacağız. O halde 24'ün çarpanlarını bulalım. 1 çarpı 24 2 çarpı 12 3 çarpı 8 4 çarpı 6'dır. Şimdi gençler bakın 1 ile 24 aralarında asaldır. 2 ile 12 aralarında asal değil. Her ikisi 2'ye bölünür. 3 ile 8 aralarında asaldır. 4 ile 6 da aralarında asal değildir. Her ikisi de çift sayıdır. Peki toplamları istediği için x artı y şeklinde düşünelim. 1 artı 24 25 olur. 1 de 3 ile 8 aralarında asaldı. 3 artı 8 de 11 olur. E toplamları en fazla dediği için buradaki en büyük değer 25'tir diyorum. Ve denizli şıkkını doğru yanıtı olarak işaretliyorum. Evet devam edelim. Dokuzun soruya geldiğimiz zaman gençler. Eni 192 cm boyu 300 cm olan bir banyonun zemini kare şeklinde fayanslara kaplanacaktır. Buna göre fayansların bir kenar uzunluğu en fazla kaç santimetredir? Şimdi gençler şöyle bir dikdörtgen şeklinde banyo tabanı düşünüyoruz. Bunun tabanını kare şeklinde fayanslarla döşeceğiz diye söylüyor. Şimdi eni 192 santimetreydi. Boyu 300 santimetreydi. Şimdi fayans sayısının arkadaşlar en fazla bir kenar uzun en fazla olması demek aslında 192 ve 300'ü bölen en büyük sayı demektir. Yani 192 ile 300'ün EBOB'unu bulmamız gerekir diyoruz. Şöyle 192 ve 300'ü asal çarpanları ayırarak ne yapmamız gerekir? EBOB'larını bulmamız gerekir diyorum. Peki arkadaşlar ne yapıyoruz? En küçük sayı olan, en küçük asal sayı olan 2'den başlayarak bölüyorum. 2'ye böldüm 192. 2'ye böldürse 96. 302'ye böldüm 150. Her ikisini böldü işaret dedim. Şimdi tekrar 2'ye bölüyorum. 96'yı 2'ye bölecek olursak ne yapar gençler? 48. 152'ye böldüm 75. Her ikisini böldü işaret dedim. 2'ye böldüm 24. Evet 75 bölünmez yazdım. Tekrar 2'ye böldüm 12. Bakın ne yapıyoruz? 2'ye bölme bir bitesiye kadar devam ediyoruz. 75'i yazdım. 2'ye böldüm 6. 75. 2'ye böldüm 3. 75 bölünmedim. Şimdi 3'e bölüyorum gençler. 1. 25. Her ikisini böyle işaretledim. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1'dir. O halde EBOB'ları 1, 2 tane 2, 1 tane 3'ün çarpımıdır. Bu da 2 kere 2 4 4 kere 3 12 santimetre olur. Fayansın bir kenarı en fazla diyorum. Ve A şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam edelim. 10. soruya geldik gençler. Yukarıda uzunlukları verilen ipler eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Buna göre parça sayıları farkı en az kaç olabilir diye soruyor. Şimdi gençler parça sayılarının farkın az olması için parçaları mümkün olduğunca ne yapmam gerekir? En büyük parça şeklinde düşünmem gerekiyor. Yani ben 120 ile 168'e en büyük ortak bölünü bularak en büyük parçalara ayıracağım. O halde 120'yi ve 168'i EBA bulmak için 2'den başlayarak bölüyorum. 60, 168'i bölersem 84. Her ikisini öyle işaretledim. 2'ye böldüm 30. 42. Her ikisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 15 21 her ikisini böyle işaretledim. 2'ye bölmez 3'e böldük 5 7 her ikisini böldüm. 5'e böldüm 1 7 bölünmedi. 7'ye böldük 1'dir. Baktığımız zaman EBOB'ları gençler EBOB 120 ve 168 diye yazalım. 2'nin 3. kuvveti çarpı 3. Bu da 8 kere 3'ten 24'tür. Şimdi 24 için arkadaşlar 120'yi 24'e bölüyorum. 5 parça olur diyorum. 168'i 24'e bölüyorum. Ne yapar gençler? 24'e bölersek 7 parça yapar. 7 kere 4. 28. Elde var 2. 7 kere 2. 14. 2 daha 16. Evet parça sayıları arasındaki farkı istemişti. O halde 7 eksi 5 2 olur diyorum. Ve B şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet gençler temizleyerek devam edelim. 11. soruya geçelim. Aşağıda A ve B doğal sayılarının asal çarpanlarına çarpmış şeklinde ayrılmış hali verilmiştir. Buna göre Ekok AB bölü, EBOB AB işlemin sonucu kaçtır? Şimdi gençler asal çarpanlarına bölünmüş şeklinde verildiyse, ayrılmış şeklinde verildiyse ekokları bulurken ortak olanlardan üstü büyük olanı alıyorum ve ortak olmayan her bir sayıyı alıyoruz. EBOB'larında ortak olanlardan üstü küçük olanları alıp çarpıyoruz. O halde sırayla bakalım. Ekok AB diyorum. Evet 2 var arkadaşlar. Her ikisinde 2 iki tabanı görüyorum. Üstü büyük olan 2 üzeri 3'ü aldım. Çarpı. Evet 3 var arkadaşlar. Aşağıda yok. Bakın farklı olanları da alıyoruz. Ekokta. 5 beş var 5'in karesi var. Üstü büyük olan 5'in karesini aldım. Bir de 7'yi alıyorum. Evet aynen bölü diyelim. İşlemleri hiç çarpmadan direkt sonuçlar bulalım. EBA bulurken arkadaşlar ortak olan tabanlardan kuvveti küçük olanlar yani 2 iki üzeri 2'ye alacağız. EBOB ABD yazalım. 2 üzeri 2 çarpı. Evet. 5'in karesi var. 5 var. Bir de 5'i aldım. Bakın ortak olmayan 7'yi almıyoruz. Peki arkadaşlar. Evet 7 burada var. Yukarıda yok. Ortak olmadığı için almadım. Şimdi 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 2'yi sadeleştirsem. Bu 8 demektir. Bu 4 demektir. Şöyle böldüğümüz zaman 2 kalır. 5 gider arkadaşlar. Buradan sadece 5 kalır. Evet paydaları da 1 kaldı. O halde 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 olur diyorum. 2 kere 5 10 yapar. 3 kere 7 21 yapar. 21 çarpı 10 da 210 olur diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. 12. sorumuza geçelim. Evet gençler 12. soruya devam ediyorum. A ve B pozitif tam sayıdır. A eşittir 6A artı 4 eşittir 8B artı 6. Yukarıda verilen eşitliğe göre 3 basamaklı A doğal sayısının en küçük değeri kaçtır diye sordu. Gençler bakın bu tarz sorularda şöyle düşüneceğim. 6 ile A arasında çarpma işlemi var. Yine 8 ile B arasında çarpma işlemi var. O halde A işlemini şöyle yapabilirim. Bakın A sayısını öyle bir sayıya böleceğim ki. Yani 6 sayısına bölersem A kere var. Ve kalan burada gençler 4'tür. Yine A sayısını... 8'e böldüğüm zaman b kere var. Ve kalan 6. Şimdi gençler öyle şunu kalemizi değiştirerek gösterelim. Şimdi kalan arkadaşlar birincisinde neydi? 6'ya böldüğüm zaman 4'tü. Şimdi bu 4 eğer 2 fazla olsaydı bakın 4'e 2 eklersem arkadaşlar ne yapar? 6 olur. Yani 2 fazla olsaydı 6'ya tam bölünürdü. Yine ikinci işlemde 6'ya 2 ekliyorum. 8 olur. Yani ben A sayısını eğer A sayısı 2 fazla olsaydı 8'e tam bölünecekti ve kalan 0 olacaktı. O halde ne diyorum? A sayısı 2 fazla olsaydı 6 ve 8'e tam bölünecekti. ama iki fazla değil arkadaşlar. İki fazla olsaydı şartımızı koyduk. O halde 6 ile 8'in ekokunu bularak başlayalım ve devam edelim. Ekokunu bulmak için asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 3. 4 2'ye böldüm 3 bölünmedi. 2 2'ye böldüm 3 bölünmedi 1. 3'e böldüm 1'dir. Baktığımız zaman ekokları 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ten 8 çarpı 3 24'tür gençler. Şimdi 24'ü arkadaşlar iki fazla olsaydı diyoruz ya. Şimdi iki fazla olsaydı 24 olacaktı. Ama o zaman ne yaparız arkadaşlar? Burada sakın şunu yapmayın. 24'ten hemen 2'yi çıkararak katlar amayın. Bir şartımız daha vardı. 3 basamaklı diyordu. O halde 24'ün katlarını düşünüyorum. Bakın 24'ün ikinci katı 48'dir. Üçüncü katı 72. Dördüncü katı 96. Ve beşinci katı 120'dir. Şimdi iki fazla olsaydı gençler 120 olacaktı. O halde ben 120'den 2 fazla olmadığı için 2'yi çıkarıyorum. A sayısının değeri 118'dir diyorum. Ve 118 cevabını C şıkkında doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet gençler bu soruyla da dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.